Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sunar. Hisse bültenine hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Her çarşamba olduğu gibi Üzeyir Doğan'la birlikte hisse senedi piyasasına ilişkin değerlendirmeler ve yorumlar için sizlerle birlikteyiz. Gelecek olan tüm sorulara yanıt vermeye çalışacağız programımız çerçevesinde. Aslında genel olarak bir önce pazartesi günkü düşüşü ardından bugün sabah itibariyle verilmeye çalışılan tepkiyi değerlendirmekte fayda var Üzeyir. Bu hafta böyle kısa da bir hafta olunca araya bir gün tatil girdi. Geçen hafta bir gün gene pazartesi tatildi. Dolayısıyla böyle bir hani hafif tatil rehaveti var ama piyasada gerçekten hiç rahata kapılmaya müsaade etmiyor. Kesinlikle. Bayağı sert hareketler görüyoruz yani. Bankalarda, büyük hisselerde hemen hemen hepsinde bayağı sıkıntılı bir dönem. Pazartesi bayağı ağır satış oldu son bir saat içinde. Hani biz bir de S&P'nin kararını görünce acaba bu muymuş diye sormaya başlıyoruz ister istemez. Tabii yani piyasa hep etkin piyasa hipotezi deriz ama birileri daha etkin oluyor ve daha önce bilgi alabiliyor. Burada öyle bilgi alımı var mı yok mu onu bilmiyorum. Yani bilginin ama çok simetrik dağılmamış olabileceği ihtimali var. Uyandırıyor. En azından cuma günü daha doğrusu pazartesi günü satışları açıklayamayınca piyasa biraz daha arkasında ne var? Bunun arkasından ne çıkacak korkusu gelmişti ve aslında bana kalırsa cuma pazartesi günkü satışların son bir saatte sertleşmesinde de bu endişe vardı. Çünkü biz S&P'yi bilmiyorduk ama örneğin Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan açıklama yapacak haberi geldiğinde neden açıklamayı Başbakan yapıyor? Bir sorun mu var dendi. Halbuki bir teşvik paketi gibi bir paket açıklandı. Yani ya da önemli pozitif etki yaratabilecek unsurlar söz konusuydu. Buradaki gelişime baktığımızda ben açıkçası pazartesi günkü satışta vadeli piyasalarda Nisan vadesinin kapanışının etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü olumsuz bir aydı ve bu ay içerisinde açıkçası aşağı yönlü pozisyonlar yoğunluk kazanmıştı ve onların kapatılacağı günde uzlaşma fiyatı. Ama hani daha önce de biz bu tür çok vade sonu gördük. Hiçbirinde bu kadar bir saat içinde satış zaman gelmedi. Zaman olduğu oluyor aslında. Vade sonu olsaydı bir seansın içine de yayılmış olarak görebilirdik. Onu gördük. Aslında bana kalırsa orada bir miktar bunun baskısı vardı ama o baskı başladığı anda piyasada acaba bilmediğimiz bir şey mi oluyor? İşte neden başbakan basın toplantısını o yapacak, bakanlar kurulu toplantısı sonrası bir haber mi geliyor? Herkeste bu tarz bir endişe olmaya başladı piyasada ve herkes birbirine ne oluyor, ne haberi geliyor, arkadan ne gelecek sorusunu sormaya başladı ve bu bana kalırsa satışları biraz tetikledi. Burada da özellikle 106.500 civarı, 106.200 civarı son 3 haftada bir konsolide bölgesi oluşmuştu. O bölgenin dip seviyeleriydi. Gün içerisinde o seviyenin de altına kırılınca teknik anlamda en güçlü desteğini de kaybetmiş olması piyasanın son bir saatte satışların tabiri caizse yağmur gibi gelmesine sebebiyet verdi. Şimdi mesela Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklaması var. Akaryakıtta ÖTV'nin aşağı çekilmesi yönünde şu an bir çalışma yok diyor mesela. Şimdi bu rehberlikler pek iyi olmayabiliyor piyasa açısından. Evet. Bilmiyorum ne dersin ama sonuçta birisi çıkıyor bir şey söylüyor arkasından. İşte bedelli konusunda böyle oldu, kurumlar vergisinde böyle oldu, ÖTV meselesinde böyle oldu. Şimdi bir tane büyük paket açıklandı. Hem vergi yapılandırmalarını hem imar yapılandırmalarını içeriyor. Hem öbür taraftan çok da ciddi bir teşvik paketi açıklandı. Dolayısıyla şimdi tabloyu biraz belki bu rehberlik açısından da okumakta fayda var. Yani bir Merkez Bankası var sıkılaştıran. Bir maliye var. Gevşetmeye çalışan. Nasıl yani işte gevşetmeye çalışıyorum çalışmıyorum onu da bilmiyoruz şu anda. Evet aslında baktığımızda hani para politikasıyla maliye politikası birebir örtüşmüyor gibi gözüküyor ama burada aslında temel amaç Merkez Bankası tarafından en azından fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonun düşürülmesi ve son dönemde aldığı kararlara baktığımızda artık bu yöndeki çabasını daha da güçlendireceği izlenim var ama diğer taraftan maliye politikası da seçim sürecindeyiz. Yani bu dönemde bazı teşviklerin öne alınması vesairesi söz konusu olabiliyor. Bunu da görüyoruz zaten. O nedenle bu kısa süreli bir ayrışma olarak değerlendirmek lazım. Ben seçimden sonra her iki tarafında bu enflasyonla mücadele konusunda sıkılaşmak zorunda kalacağını düşünüyorum. Yani seçimlere kadar bir iki aylık dönemde, iki buçuk aylık dönemde biraz böyle bu uyumsuzluk gözükebilir ama sonrasında her iki politikanın da sıkılaşma yönünde dengeleneceğini düşünüyorum. Diğer taraftan evet bu beklentiler ciddi manada piyasada olumsuzluk oluşturabiliyor. Çünkü biz bunu süper teşvik paketinde de gördük. Türkiye tarihindeki açıklanmış en önemli teşviklerden biriydi. Ama öncesinde borsa tarafında ya da piyasa tarafında oluşturulan imaj ciddi manada olumsuzluk oluşturdu. Yani borsadaki 35 tane şirket teşvikle anılmaya başlandı. Bunların fiyatlamalarını görmeye başladık ve ardından sadece 3 tane şirketin borsada teşvik aldığını gördük. Bunun da piyasaya normalde pozitif yansıması gereken bir paketin olumsuz yansımasını gördük. O nedenle sözlü yönlendirmeleri biraz daha özenli yapmak faydalı olabilir. Peki şimdi gelen sorular var onlarla bir başlayalım. Türksel sormuş bir takipçimiz.
Türksel açıkçası orta vadede hani beğendiğimiz hisselerden bir tanesi ve genel olarak teknik görünüme baktığımızda da son dönemde endeksten çok fazla ayrıştığını söylemek mümkün değil. Ama genel endeksteki şu düşüş trendinden de çok fazla koruyabilecek, betası çok düşük bir hisse senedi de değil. O nedenle ben endekste korele hareket edeceğini düşünüyorum. En azından endekste de baktığımızda artık dip seviyelere bana kalırsa yaklaştık. Çünkü ben aşağıda 99.100, 2.500, 3.000 bu bölgenin konsolide ve dip bölgesi olabileceğini düşünüyordum. O bölgeye doğru geldik. Artık yavaş yavaş endeksle beraber toparlanma görebiliriz. Burada Türksel tarafında belki Türk Telekom'la ilgili gelişmeler, geçtiğimiz dönemlerde zaman zaman kamuoyuna da bazı şeyler yansımıştı Türk Telekom'la ilgili. Onunla ilgili süreçlerin de ya da oradaki performansın da kısmen etkisini görebiliriz diye düşünüyorum. Ben açıkçası orta vade için Türkiye üzerinde sistemik bir risk oluşmazsa bu seviyelerin alım seviyelerine yakın yerler olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi hızlı hızlı gidelim çünkü çok soru geldi bu arada. Halk Bankası soru takipçilerimiz. Dava ile ilgili süreç çok yakın. 7'sinde bizim buradaki rahiple ilgili karar ve 14'ünde Hakan Atilla davası ile ilgili süreç ve bugün S&P kararına yansıyan, nota yansıyan işte Türkiye'nin İran'la ilgili işlemlerinin dolayı bazı şirketlere ya da sektörlere yaptırım gelebileceği riskinin orada yer almış olması biraz daha burada risk algısını arttıracaktır diye düşünüyorum. Ben en azından sürecin temizlenmesini beklerim açıkçası Halkbank tarafından. Türk Hava Yolları sormuşlar. Orada da geçtiğimiz dönemde teknik anlamda ciddi bir düzeltme başlamıştı ve sonrasında endekste gelen satışlara Türk Hava Yolları'nda benzer reaksiyonu verdiğini gördük. Burada yolcu trafiği vesaire pozitif geliyor olmasına rağmen şirket toparlanma konusunda çok istekli gözükmüyor hisse tarafı. Ben biraz daha burada düzeltmenin devam edebileceğini düşünüyorum. En azından teknik düzeltmenin 16'nın altı 15 civarı belki gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Bir süre daha izlemekte fayda var bana kalırsa. Aselsan. Aselsan açıkçası halka arz süreci iptal edilecek mi olmayacak mı ya da işte ne zaman olacak vesaire gibi konularla biraz daha gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta burada ilk etapta halka arzın iptal edileceğine yönelik beklenti bir yükseliş getirdi. Ardından piyasayla birlikte satışlar gördük. Ben Aselsan'da açıkçası kısa vadede ciddi volatilite olabileceğini düşünüyorum ama eğer uzun vadede düşünen varsa mevcut fiyat seviyeleri de dahil bana kalırsa düşüşler burada toparlamak için fırsat oluşturur diye düşünüyorum. Bu S&P'nin notunun içerisindeki özellikle S-400 füzeleri, oradan gelebilecek olan yaptırımlar vesaire savunma sanayi şirketlerinin geneli için bir risk oluşturur mu sence? Belki olabilir ama Aselsan'ın toplam satışları ve... Ben sadece Aselsan temeline sormuyorum da genel olarak savunma sanayi için soruyorum. Olabilir ihtimali dahilinde yani çünkü... O taraf S-400'de ilişkilendirilip hani Türkiye savunma sanayine belki bir yaptırım süreci gelebilir. Ama Aselsan üzerinde çok büyük etkisi olur mu bilmiyorum. Artı eğer böyle bir yaptırım ya da bir kısıtlama gelirse Aselsan'ın ilerleyen dönemde yurt içi talebe yönelik ekstra çalışmaları da gerekebilir. Bu durumda Aselsan'a yeni ihalelerin kapısı açılmış olabilir öyle bir zorlamanın. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bilanço geldi. Evet. Nasıl bakıyor Üzeyir Bey diyorlar? Güzel bir bilanço açıkladı ve bunun etkisini bugün açılışta gösterdi ama ben açıkçası biraz daha burada emlak konutta bilanço ya da işte böyle arsa arazi satışı konut satışından ziyade genel ekonomik konjonktürde toparlanma görmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz dönemde de bu tarz pozitif haberler geldiğinde bunlar satış fırsatı olarak değerlendirdi. Yine iyi bir bilanço var. Bunun pozitif yansıması oldu ama endekste ve genel gayrimenkul yatırım ortaklığını pozitif etkileyebilecek faizlerde bir düşüş furyası başlamadan buradaki yükselişler çok kalıcı olmaz diye düşünüyorum. Aygaz? Aygaz aslında genel olarak beğendiğim listelerden biri ama son dönemde özellikle genel trendde endekse uyum sağladığını söylemek mümkün. Uzun vade için tercih edilebilir ama hani Aygaz mı desek ben diğer tarafta işte sektöre yakın diyebileceğimiz işte Tüpraş, Petkim vesaire gibi alternatifleri biraz daha ön plana çıkarırım açıkçası. Marjlar açısından en azından hem Tüpraş'ın hem Petkim'in daha sağlıklı marjlar olduğunu söylemek mümkün. Petkim sorusu da var. Petkim tarafında ben açıkçası uzun vade burada da pozitifim. Çünkü bu Star Rafinerisi'nin devreye girmesiyle birlikte ham madde tedariği konusunda ciddi bir avantaj sağlamış olacak. En başında lojistik maliyetleri tarafında. Uzun vade için pozitif ama kısa vadede bu Star Rafinerisi'ne yapılacak ödemenin getirdiği finansal yük belki etkili olabilir. Ama bu dönem bana kalırsa uzun vadeli biriktirmek için bu baskı iyi bir fırsat oluşturur diye düşünüyorum. Arçelik? Arçelik açıkçası geçtiğimiz bilançosu gelen şirketlerden biri içerik sonuçları ve aslında önceki yıla göre baz etkisinden dolayı çok pozitif diyemeyeceğimiz bir sonuç vardı. Ama aynı gün bilanço açıklandığı gün Arçelik hisselerinde çok sert yukarı yönlü hareketler gördük. Bu hareketlerin temelinde de ÖTV indirimine yönelik beklentiler vardı. Tekrar bir beyaz eşya sektöründe ÖTV indirimi olabileceğine yönelik beklentiler. Bu beklentilerin ben
hissede alındığını düşünüyorum. Yani bilanço tarafındaki gelişmelerden ziyade bu tarz bir beklenti fiyatlanıyor. Ama bana kalırsa biraz temkinli olmak lazım. Yani biraz önce de konuştuğumuz gibi hani bu teşvikler olacak mı olmayacak mı, bir ÖTV indirimi olacak mı olmayacak mı, onların netlik kazanmasına lazım. Eğer aksiyonda bir haber akışı gelirse bu yükselişin düzeltmesini görebiliriz orada. Zorlu grubunun iki şirketiyle ilgili soru geldi. Vestel ve Zorlu Enerji. Ben açıkçası Vestel tarafında biraz daha temkinli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gelinen fiyat seviyeleri ve son dönemdeki fiyat hareketlerini göz önünde bulundurduğumuzda hem teşvikler hem bu yerli oto süreci ve ardından girilecek büyük bir yatırım süreci ve bu yatırım için ihtiyaç duyulacak nakit süreci. O nedenle biraz ben açıkçası temkinli yaklaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani bu yatırım sürecinin şirkete biraz hisseye en azından negatif yansımasını görebiliriz diye düşünüyorum. Zorlu Enerji'de açıkçası düşüşler bana kalırsa alım fırsatı oluşturacaktır. Ben orada ilerleyen dönemde bu yıl içerisinde tekrar 2'nin üzerindeki fiyat seviyelerini görülebileceğini düşünüyorum. Zorlu Gübre fabrikaları? Orada biraz daha İran'daki bu razi ile ilgili süreç de önemli elbette. Eğer İran'a yönelik bir yaptırım süreci başlayacak olursa bundan gübre fabrikalarda olumsuz etkilenebilir oradaki iştiraki nedeniyle. Oradaki gelişmeleri takip etmek lazım. İran gündemi çok sıcak. Sadece bizle ilgili ticareti değil, genel olarak Amerikan'ın İran'a yaklaşımı ve İsrail Amerika İran arasındaki gerginlikler. O nedenle bir miktar oradaki haber akışı olumsuz etkileyebilir diye düşünüyorum. İki tane holding sorusu geldi. Birisi Koç Holding, birisi Sabancı Holding. Birinde diyor ki Koç Holding'i nasıl görüyorsunuz? Öbürü Sabancı Holding Koç'a göre neden geride kalıyor diye soruyor. Aslında Koç da geride kalıyor. Yani genel itibariyle baktığımız özellikle Koç Holding son dönemde çok ciddi şekilde negatif performans sergiledi. Yani iştiraklerin performansıyla kıyasladığın zaman aynen. Değil mi? O nedenle ben açıkçası iki holdingin de iskontrol olduğunu düşünüyorum ama Koç Holding son dönemdeki satışıyla birlikte bana kalırsa Sabancı Holding'e göre biraz daha iskontrol hale geldi. Aslında uzun vadede eğer Türkiye'nin projeksiyonuna ve geleceğine güveniyorsa portföyler hani bu hisseleri eklenebilir. Normalde Koç Holding'de, Sabancı Holding'de temel açıdan baktığımızda net aktif değerine göre iskonto işlem gören şirketler ama sonuçta burada o normal iskontonun da altında bir iskonto olduğunu düşünüyorum ben. Sen holding mi yoksa iştirak mı almayı tercih edersin? Normalde iştirak tercih ederim. Çünkü orada tek başına fiyatlama performans daha net olabiliyor. Ama holdinglerde de iskonto normal zamanların üzerine çıktı. O nedenle hani biraz daha dağılım açısından daha pozitif olabilir. Holding düşünebilir diyorum. Özellikle Sabancı tarafında Enerjisa'nın halka arzı ile birlikte bu net aktif değer iskontosu da normal zamandan daha da altına gelecek. Çünkü artık Enerjisa'nın da piyasada bir fiyatı oluşuyor. O nedenle oradaki iskontonun daha da düşmesini beklerdim açıkçası. O nedenle iki hisse de uzun vade için mevcut fiyat seviyeleri bence fırsat oluşturuyor. Madem Koç konuşuyoruz, Tofaş'ı da sordu izleyicilerimiz. Özellikle Euro tarafındaki gelişmeler burada etkili. Euro'nun dolar karşısında değer kaybediyor olması aslında Tofaş için bir miktar olumsuz haberlerden bir tanesi. Geçtiğimiz dönemde de Euro-Dolar paritesiyle korelasyonu oldukça kuvvetli olan hisselerden biri. Ben Euro'nun zayıfladığı dönemde Tofaş yerine biraz daha belki alternatifleri tercih etmek daha doğru olabilir diye düşünüyorum ki örneğin şu ara Ford, gerçi onun da ihracatında Euro bölgesi ağırlıklı ama genel itibariyle biraz daha marjları ve fiyat performansı daha iyi seyretmeye devam ediyor. Hadi Türk Traktör'de sor dediler, onu da sordum. Türk Traktör'de genel olarak baktığımızda açıkçası marjları da bir miktar düşüş söz konusu. Yani bilançolar çok fazla istenileni karşılayamadı son dönemde ve bunun negatif etkilerini görüyoruz. Ben açıkçası hani Türk Traktör yerine dediğim gibi mesela bir Ford'u bu tarafta hani benzer sektörler, yakın sektörler olarak tercih ederim açıkçası. Peki yine gelen soruların içinde Safkar var öne çıkanlardan bir tanesi. Yeni halka arzlardan biri. Çok sağlıklı bir fiyat oluştuğunu ben hala tam düşünmüyorum açıkçası. O nedenle çok yakın dönemde de detaylı incelemedim. Ben bir süre bu halka arzlarda en azından birkaç tane mali tablonun arka arkaya geldikten sonra sağlıklı değerlendirme yapılabileceğini düşünüyorum. Şu aşamada açıkçası çok sağlıklı bir değerlendirme yapabilecek fiyat oluşumu oluştuğunu düşünmüyorum açıkçası orada. Şişe ve Trakya Camı sormuşlar. Aslında bilançolar cam grubunda fena gelmedi. Her ikisinde de yani en azından beklentilere yakın, beklentilerin hatta bir miktar üzeri sonuçlar görmüştük özellikle Trakya Cam tarafında. Ben açıkçası uzun vade için cam sektörünün artan enerji maliyetlerine rağmen kar marjlarında çok büyük düşüşler olmadığını düşünüyorum ve özellikle Trakya Cam bu tarafta biraz daha pozitifim. Tercih edilebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi şişene ziyade biraz daha Trakya Cam belki bu süreçte tercih edilebilir. Bir takipçimiz Anadolu Holding de traktör pazarına girecek. O yüzden Türk Traktör baskı altında gibi görünüyor olabilir mi diye sormuş. İhtimal dahilinde ama yani buradaki pazar çok hani bu yeni bir girişe ne kadar esnek onu açıkçası tam bilmiyorum. Peki Ege Endüstri sormuşlar.
Uzun vadede aslında beğendiğimiz mali yapısı performans oldukça iyi hisselerden bir tanesi. Ama orada şöyle bir durum var. Genellikle Ocak-Mayıs ayı döneminde bu bedelsiz sermaye artışı beklentisiyle hareket edebilen hisselerden bir tanesi. Bunun gerçekleşmediği görünce de düzeltmeleri görebiliyoruz Mayıs sonrasında. Şu aşamada biraz daha ben açıkçası mali performans bağımsız sadece bu spekülatif fiyat hareketleri nedeniyle bedelsiz sermaye artışı olmayacağının anlaşılması bir miktar satış getirebilir diye düşünüyorum bu kısa vadede. Kipa. Halka arz oranı oldukça düşük olan hisselerden biri. Artık halka açıklığı çok düşük seviyelere geliyor. Aynen. Migros'la birleşme süreci malum söz konusu ve bununla ilgili bir değerleme raporu yayınlandı ve burada Kipa hissesine 0.03 civarında hisse senedi verileceği belirtildi. Bu oran oldukça düşük. Mevcut cari çarpanlara göre değerlendirdiğimiz, yani şu anda Kipa Migros rasyosu 0.10 civarında, yani neredeyse 3'te 1'i civarında daha düşük bir fiyatlama var. Burada bir ayrılma akçesi değerleme raporunda söz konusu. SPK bunu onaylar mı, onaylamaz mı, başka bir fiyat mı belirler, onları bilmiyoruz. Ama mevcut görünümde ben açıkçası biraz bu birleşme sürecinde riskli görüyorum. Eğer Kipa'mı tutacağım ve en sonunda Migros'a dönüştüreceğim niyet buysa, yani arada ayrılma hakkını vesairesini göz ardı eden yatırımcı varsa, şu an satıp buradan Migros'a geçmesi daha doğru bir senaryo. Birleşme oranı, çünkü o değerleme raporundaki, eğer SPK bu oranı kabul ederse o şehri koyup farklı bir değerleme isteyebilir, farklı bir oran belirleyebilir. O zaman işler değişebilir ama şu andaki öngörülen oran da biraz daha dezavantajlı gibi gözüküyor. Doğutaş Kelebek. Geçtiğimiz dönemin flash hisselerinden biri bu da. Aslında o tarafta da çok sert yukarı yönlü hareketler görmüştük. Ben bir miktar açıkçası oradaki hareketlere de temkinli yaklaşmak gerektiğini düşündüğüm hisselerden biri. Yataş'ta, Doğutaş'ta, yani benzer sektördeki şirketlerde çok sert yukarı yönlü hareketler gördük. Temeli var mıdır? Evet, mali tablolarda bir miktar bunun pozitif yansıması vardı ama ben genel itibariyle biraz temkinli yaklaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Koza sormuşlar, nasıl görüyorsunuz diye. Orada hep aynı şeyi söylüyoruz, daha bilanço görmüyoruz 2018, diye. 2017'ler Kozal grubun, Kozal'da açıklandı. Hı hı. Aslında fena da olmayan sonuçlar var ama 2018 grubun geneli için soruyor. Ha, grubun geneli için dedim ki hepsinin netleşmesi belli. Artı netleşse dahi, yani bir önümüzde seçim süreci var ve seçim süreci sonrasında yaşanabilecek hukuki süreçler söz konusu olabilir. Yani Kozal'la ilgili TMSF sürecinde devri nasıl olacak ya da satışım söz konusu olacak, kamulaştırılacak mı, ortaklık yapısı nasıl olacak, bu gibi sorunlar söz konusu. Ben açıkçası hani o konularda çok fazla öngörüde bulunamadığımız için çok fazla yorum yapmayı da tercih etmiyorum açıkçası. Bununla birlikte yine gelen soruların içinde Göltaş var. Göltaş'ta açıkçası bedelsiz potansiyeli yüksek hisseler listesinde ve zaman zaman da bu tarz hareketleri burada gördüğümüz hisselerden biri. Ben bu dönemde özellikle bedelsiz potansiyelin devreye girmediğinin görülmesinin bir miktar hisseyi olumsuz etkileyebileceğini düşünüyorum. O nedenle biraz daha temkinli yaklaşmak gerekir diye düşünüyorum. Pınar Süt. Aslında benim hani iskontolu gördüğüm gruplardan biri ama yıllar itibariyle de iskontosu ağırlıklı devam etti. Son dönemde bir dip oluşumu çabası var hissede ama o iskontoyu ortadan kaldıracak ya da bir harekete getirecek bir haber akışına ihtiyacı var gibi. O dinamiği bir türlü yakalayamadı açıkçası. Demir çelikler var. Kardemir, İstemir. Ben orada şöyle söyleyeyim. Kardemir tarafında potansiyelin biraz daha yüksek olduğunu hala düşünüyorum. Geldiği fiyat seviyelerine rağmen. Hem demir çelik fiyatları yukarıda seyretmeye devam ediyor. Zaman zaman işte dünyadaki gelişmeler, işte Trump'ın söylemleri, emtialara yönelik fiyat riski oluştursa da hala mevcut fiyat seviyeleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre oldukça iyi. İlk çeyrek sonuçlar, ikinci çeyrek sonuçlar muhtemelen iyi gelmeye devam edecek. Ve Kardemir'in özellikle bu yıl sonunda tamamlanacak yatırımlarıyla birlikte katma değeri yüksek ürünler de devreye giriyor olacak. Yatırım dönemi büyük oranda tamamlanmış olacak. O nedenle ben Kardemir tarafında daha pozitifim. İstemir'de beklenti büyük oranda fiyatlandı. Orada ana hikaye ana pazara geçmesiydi. Ana pazara geçmesiyle birlikte artık daha makul fiyatlama çerçevesine girileceğini düşünüyorum. Özellikle eliyle biraz daha korelasyonun yükseleceğini düşünüyorum. Burada. Deva sormuşlar. Deva'da hep adı geçen teşviklerle ama bir türlü o şeyi yakalayamayan hisselerden bir tanesi. Özellikle son dönemde süper teşvik sürecinde ya da kanser ilaçlarıyla ilgili ortaya çıkan söylentilerde hep Deva akıllara geldi. Ama bu döneme kadar güçlü bir teşvik aldığını göremedik. Ve hisse ağırlıklı olarak bir kanal çerçevesinde hareket ediyor. Yani o kanalı, son 2 yıllık kanalı takip ettiğimizde kanalın alt bandına yakın seviyelerini alıp üst bandında da satım şeklinde bir strateji izlenebilir diye düşünüyorum. Ekstra bir katalizörü yok şu an. İki tane daha hisse sorusu var. Onlarla bitirelim. Birisi Dohol, birisi Karsan. Doğan Holding açıkçası satıştan sonra basın tarafının satışından sonra ortaya çıkan fiyatlar bana kalırsa
hala Doğan Holding'de iskonto işaret ediyor. Elbette ne taktikleriyle işlem görmesini beklememek lazım ama burada satış fiyatı ve şirkete girecek nakit ve diğer iştiraklerini göz önünde bulundurduğumuzda oldukça yüksek iskontosu olduğunu düşündüğüm hisselerden bir tanesi. Bu iskontonun ortadan kalkması belki işte siyasi gelişmeler diyebiliriz. Belki işte satışın ardından ortaya konacak projeksiyona bağlı diyebiliriz ama ben iskontolu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Diğer ise Deva. Karsan. Karsan. Karsan da yerli otomobil sürecinde çok ciddi hareketlilik olan hisselerden bir tanesiydi. Ben burada da ciddi bir yatırım süreci, eğer bu yerli otomotivde ortaklık yapısı ne olacak, yüzde kaç orada ortaklık payı olacak, yatırımdan ne kadar Karsan'a pay düşecek, bunları bilmiyoruz ama totalde baktığımızda Karsan'ın yeni bir yatırım için yeni nakit ihtiyacı olacak şirketlerden biri ve bu yatırımın meyve vermeye başlaması en iyi ihtimalle 4-5 yıl. O nedenle ben bir miktar orada da temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum artık. Şimdi teşekkür ediyoruz Üzeyir sana değerlendirmelerin için. 30 tane hisse senedi konuştuk şu ana kadar yayınımızın başından bu yana. Üzeyir sağ olsun hepsine cevap verdi. Kaçıran dostlarımız ki gelen soruların içerisinde ön plana çıkan diğer unsurlar da var. Mesela Petkim soruları, Türk Hava Yolları soruları yayının başını kaçırmış olan bazı takipçilerimiz üzerinden gelmeye devam etti. Yayınımızın tekrarını Business.com YouTube kanalı üzerinden izleyerek veya aynı zamanda Periskop'tan dönüp yayını baştan takip ederek bir parça daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla yayınlarımızın tekrarlarını da atlamamanızı öneriyoruz. Böylelikle hisse bültenini tamamladık. Ancak yarın Üzeyir yeniden bizlerle birlikte olacak ve özellikle halka arzları konuşacağız. De facto Beymen ve aynı zamanda belki olacak mı olmayacak mı belli değil henüz ama şok halka arzını, bunlarla ilgili süreçleri ve sonuçları değerlendirmek üzere yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sundu.